Covid-19 döneminde aslında önemli söylememiz gereken bir başka nokta daha var. Belki onu da şöyle söyleyebiliriz. Lütfen ciddi hastalığımız, sıkıntımız varsa hastanelere gelmekten asla çekinmeyelim. Çünkü şöyle bir tedirginlik olabiliyor. Hastanelerde Covid-19 olduğu, Covid-19'un hastanelerde bulaşabileceği, hastanelerde her türlü önlem alınmış vaziyette. Özellikle çocuklarımızın, ama sadece çocuklarımızın değil, gebelerin ve yetişkinlerin bu dönemde de aşılarını aksatmamaları lazım. Çünkü aşılar hem hayat kurtarıcı hem de toplum sağlığının gelişimi açısından da en önemli faktörlerden bir tanesi. Şöyle söyleyelim, Covid-19'daki bulaşma rakamlarını görüyoruz hep birlikte, nasıl kolay ve nasıl ilerlediğini. Ama Covid-19'daki bulaşma 2 ise bir kişiden, bizim kızamık hastalığındaki bu rakam 18. O kadar kolay yayılıyor. Ve kızamık virüsü şu an dünyada da çok rahatlıkla dolaşabiliyor. Ve dolaştığını da biliyoruz. Özellikle çocuklarımızı aşısız bırakırsak bu dolaşan virüs onları çok kolaylıkla bulup yakalayarak kızamık olmalarına, hatta hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Bu sadece kızamık örneğinde olan bir gerçek. Bir başkası şu, tetanoz için, difteri için, yani kuş palazı için. Hala çocuklarımızın bu hastalıklarından kaybedilme ihtimalleri var ve biz o nedenle de onların aşılarını da aksatmadan düzenli tam yaptırmamız lazım. Gebeyken mutlaka aşılarımızı aksatmadan devam ettirmemiz lazım. Aslında bir tereddüt oldu ama Türkiye'de aile hekimleri ve Sağlık Bakanlığı'nın özellikle de bilim kurulunun erken uyarıları ve bilgilendirmeleriyle düşüş Türkiye'de diğer ülkelerle bakıldığında neredeyse olmadı. Şöyle söylemek gerekir, Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela ulusal acil durum ilan ettiği 13 Mart'tan itibaren aşılamadaki oranlarındaki düşüş ilk özellikle 2 yaşta %50'nin üstünde, 2 yaşından daha büyüklerde de %60'ın üzerinde oldu. Türkiye'de ise çok ciddi bir azalma olmadığını söylemiştik. Bu rakam %3 ila 4'lerde kaldı ve 2 yaşından büyüklerde ise %5 gibi oldu. Oldukça düşük bir rakam ama gene de şunu söyleyelim, bu dönemde aşılarımızı hiçbir şekilde aksatmamamız lazım. Rahatlıkla aşılarımıza devam ettirip ve en kısa sürede de aşılarımızın eksik kaldıysa da onları tamamlamamız gerekiyor. Ailelere de şöyle bir bilgiyi söyleyebiliriz. Lütfen aşılamaya giderken çocuklarımızın eğer 2 yaşından büyüklerse maskesini takarak, 2 yaşından küçükse önlerine bir koruyucu, en azından yüz siperliği gibi bir uygulama içerisinde ve diğer kişilerin aile hekimlerimize başvurmadığı saatlerde özellikle randevu alarak aile hekimimize görüşerek aşılama için gidersek hiçbir şekilde çocuğumuz için bir risk almamış ve onun da güvenle de aşılarını yaptırmış oluruz.